Tabii siz bu bandı izlerken biz yine hararetli bir tartışma değil de fikir alışverişinde bulunduk. Gol sevinçleriyle ilgili. Ya gol sevincinin markalaşması için kesinlikle çok olağanüstü bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu yaptığı zaman ve kalabalık arasından böyle koşarak çıkan adamın eli şırı olduğunu anlıyorsunuz. Eskilerden gelen Müller iki eli havada sıçrıyor. Cristiano Ronaldo, özür diliyorum, Ronaldo, orijinal Ronaldo diyorum. Şöyle yaparak. Nazario de Lima. Bunu yapınca anlıyorsunuz. Hani illa Drogba'yı işte, diyordun sen şu hareketi. Drogba'yı anlıyorsunuz. Bir sürü var. Sen bir tane bant yapmıştık golü. Orada yine konuşmuştuk. Yeniden mi yapsak onu yayınlasak? Güzel bant. Laudrup'un biliyorsun Avrupa Şampiyonası'nda veya Dünya Kupası mıydı hatırlamıyorum. 98 Fransa 98 Dünya Kupası mıydı? Orada bir gol sevinci vardı. Şöyle yatarak fotoğraf çektirmişti. Onu da oğluna söz vermiş, evet. Biliyor musun? Şey demiş. Oğlu soruyormuş. Baba sen niye özgün bir şey yapmıyorsun diye. Ondan sonra Brezilya'ya attığı golden sonra. Evet, güzel yani, bir sevinç. O da hatırlanıyor. İlla köşe gönderine git, yok okçu yap bilmem ne yapa gerek yok. Yani çok özgün. Hüseyin Bolt da mı onunla marka oldu biliyorsun. Gol sevinci değil ama o da kollarıyla. Ben Thierry Henry'nin de sevincini çok beğeniyorum. O da heykel gibi kayarak durur ya hiçbir şey yapmadan. O İngiltere'ye mahsus zaten. Köşe evet. Gönderine. Yine söyleyeceğim. 80'li yıllarda Altay'da bir Ahmet vardı. Ahmet Bey diyelim artık. Abimiz, futbolcu abimiz. Dinliyorsa uzun ömürler diliyoruz. Çok da yaşlı değildir tabii. Golü attı. Alsancak Stadı her zamanki gibi yarı toprak yarı şey. Kuru bir zemin. Dizinin üstüne kaymaya kalktı. 5 saniye sonra sedyede belini tutarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Premier Lig'deki zemin ve ıslaklıkla takılıyordu. Artık oldu herhalde. Yani bel kaydı. Allah her kurusun. Zeminde denememek lazım. Evet, arkada çizgi kalır ya Ruth van Nistelrooy kaydığında. Çimlerin iyi olması lazım. Kaymaya müsait olması lazım. Tabii bizde toprak sahada ya da asfaltta oynarken kayardın. Mesela ben kalecilik yaparken asfaltta ya da betonda atlardım mesela. O maçları görüp onun heyecanına çok canımızı çok acıttık. Neyse... Filenin Sultanları'nın başarılı liberosu. Murat Boz sana helal olsun. O kadar insanın önünde sevgilini yücelttin. Süpersin demiş. Ben sahneyi görmedim ama bu tweet'i neden aldım? Hanımefendilerin böyle hassasiyetleri var. Yani erkekler böyle kalabalık içerisinde kız arkadaşlarını, eşlerini, sevgililerini onur ettikleri zaman özellikle kadınlar büyük hassasiyet gösteriyor. Evlilik tekliflerinin de bak ben sana bir ipucu vereyim. Yani yazıyorum ben, şu anda. Ben geçtim evlilik o yollarda. Teklifi, evet. Evet. Yaz oraya. Kalabalık için mi? Genelde bir kalabalık içerisinde olursa yüzüğün karatının önemi yok. Kıymetinin de önemi yok. Mümkün olduğu kadar böyle kalabalıkta biraz... Ucuza mı kapatırız yani? Evet, ucuza kapatabiliyorsun. İyi olur yani. Önemli olan gönüller bir olsun ama peki tabii şunu ki söylemek istiyorum. Kalabalık derken hani restoran kalabalığı gibi mi yoksa tanıyan insan kalabalığı mı? Irmak Kazık sana anlat. Tanıyan Irmak insan güzel kalabalık. Bir iş yaptı şöyle. O kalabalık mıydı ama? Kalabalıkmış sonra aldığım. Tanıdık insanlar arasında. Ama o direkt sokakta yani. Ya sokakta işte onu söylüyorum. Tanıdık insanlar mı olsun tanımadık bir kalabalık. Tanımadıklar da olabilir, tanıdıklar fark etmez, da olabilir. Fark etmez. Bir onlarla bir daha önceden anlaşırsan bir alkış, bir kıyamet olursa harika olur. Güzel de bir an olur. Albert Vieira. Ha, son bu tweet'i. Evet ve karneler dağıtıldı. Ben de Özgür Buzbaş'a bir karne hazırladım. Bak numaran da 55 Özgür, gözün aydın. Vay güzel. Samsun. Edebiyat 8. Edebiyat iyi yapıyorsun. Konuşuyorsun, seviyorsun. Felsefeyi 10 verdim. Evet. Sürekli bir septik bir halim var. Şüphecisin her şeyden. Her evet. Şeyi sorguluyorsun. Tarih de gayet iyisin. Teşekkür ediyorum. Bir puanı neden kırdın? Tarih zaman zaman devamını getiremiyorsun. Dönemsel olarak biliyorsun evet. Bazı şeyleri. Evet, yüzeysel olarak biliyorum. Fizik, tamamen bu fizik görmüşünle alakalı evet. 8 verecektim, fazla havaya girersin diye 7 tamam, verdim. Teşekkür ediyorum. Müzik 9 verdim. Müzik, iyi müzik kulağını. Beden eğitiminden muhasebe de kredi kartı konusunda biraz çekingensin, biraz daha harcamalı, iyi planlayabilirsin. Muhasebe dedik, beden eğitim 5, tam bir lapacısın o konuda. Hani karnını falan göbeğin çıkmıyor ama... Beden eğitimi yaptığın yok. Beslenme alışkanlığı... 7 vermiş. 7. Yani çok geceleri buradan yemek alıp eve gidiyorsun ya o saatte yemek yenmez özür. Evet. Ama kolalı içecekleri bıraktığın için gazlı içecekleri tebrik ediyorum seni. Çalışkanlık 10. Küme çalışması 10 gerçekten de. Büyüklerine saygı niye aldın? Bazen bana çok cevap veriyorsun Özgür ya. Büyüklerine onun için saygı nasıl 6 oluyor? Ben kendimi İnanamıyorum ya şu orada anda. Orada kanaat kullandım not kırmızı. İnanamıyorum. Bak tertip düzene 2 vermeni de anlarım ama. 2 de torpille yani. İnanamıyorum sana ya.
büyüklerine saygı altı vermen. Bu tamamen bana burada kanaat kullandı. Arada bir çok yani çok burada, her şeye cevap olmaz öyle. Burada itiraz ediyorum. Gerisini ama yine de ama. Gönlümden senin içinde koptu. Takdir mi aldım? Evet. Belgeyi veriyor muyuz? Vay be, burada bile takdir alamadım ya. Ve sana bir takdir belgesi de hazırladık. Bunu artık basar, çerçeveletir, evine götürürsün. Takdir belgesi var. Müdür, emek ege. Notları ben verdim. Sen çok havaya girmişsin ama notları ben verdim. Ama ne yok, müdürü emek ege yazmışsın. Güzel fikir, güzel espri abi, evet. Evet, cuma günü böyle gülerek noktayı koyalım. Hafta evet. Sonumuz güzel geçsin. Umarım herkesin karnesi böyledir tabii yani eve gittiğinde. Evet, genç arkadaşlarımıza da zayıf alsalar da karnelerin çok anlam ifade etmediğini söylemek istiyorum. Tabii ki yine de çalışmayı bırakmayın. İyi geceler. Neyse bu güzel hatıraların arkasından devam edelim. Kenny Dalglish ile yollar ayrıldı. Bu tabii ilginç, beklenen bir gelişmeydi aslında. Liverpool için çok önemli bir isim ancak olmadı bu sürpriz sezon. Sürpriz olmadı. Sürpriz olmadı açıkçası. Yani bu kadar transfere para harcayıp ondan sonra sadece Carling Cup'la yetinirseniz ki o da Şubat ayında finali oynanan ve verilen bir kupa, ne kadar ciddi bir kupa olduğunu oradan da anlayabiliriz. Şubat ayında final oynanıyor. Şurada biraz ben zamanımız da çok daraldı biliyorum ama bir fikir ayrılığım var. Luis Suarez'le Andy Carroll geldiği zaman biliyorsun Torres'in transferinden büyük bir bütçe gelmişti Liverpool'a ve bu iki oyuncu alındı. Yani Luis Suarez'den aslında beklenen verimi aldı Liverpool. Ancak Andy Carroll da o dönem Newcastle'da çok formdaydı ama bir türlü Liverpool'un oyununa uyamadı veya performansını arttırılamadı. O açıdan transferlerden çok Kenny Dalglish'in oyun zihniyeti bence Liverpool'u bir yere de getiremedi. Yani bir oyun zihniyeti ortaya koyamadı. Kontratak desen kontratak oynamıyor. Pas futbol desen pas futbol oynamıyor. Uzun top desen uzun top oynamıyor. Yani Andy Carroll girdiğinde ona dönmeye çalıştı. Başka bir şey dönüyor. Birazcık oyun zihniyeti, yani Liverpool nasıl oynar dediğiniz zaman bir şablon ortaya çok fazla koyamadınız. Hep Luis Suarez'in ayağına bakan bir gol bölgesi sadece evet, onun ayağına bakıyor. Veya arkadan kite geliyordu işte. Kadro kalitesi açısından bazı mevkilerde ciddi sıkıntılar yaşadılar ama her şeyde kadro kalitesi değil. Ciddi bir bütçeniz var. O futbolcular da çok kötü futbolcular değil. Biz de eleştirdik FA Cup finalinden önceki sonraki yayınlarda. Tamam, o futbolcularla bir yere kadar işte Schürrle, yok orta sahadaki Spearing'le genç futbolcuları ki istediği kadar verim veremiyor. Çok büyük paralar alınan Henderson da bunlara dahil edilebilir. Ama yine de bunlar da vasatın üstü futbolcular. Bunlar bir sistem içerisinde oynatıldığında iyi değerlendirilebilirdi. Newcastle, niye Newcastle daha yukarıda? Mesela Alan Pardew çok fazla konuştu. Bunlar konuşulabilir. Devam edelim. Dünün olaylı maçına gidelim. Düsseldorf